Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Dinimiz borcu çok ciddiye alıyor. Bu çok ciddi, fazla ciddi anlamına değil. Yani bizim baktığımızdan daha ciddi görüyor anlamındadır. Borcu geciktirmek haramdır. Ne gibi? Hırsızlık gibi. Cinayet gibi, sihir gibi, büyü gibi. Sadece Kur'an-ı Kerim borç ödeme günü geldiği halde ciddi bir şekilde ödeme imkanı olmayan birisine alacaklının müddet vermesini emretmektedir. Bu Müslümanlık ve insanlık gereğidir. Ama bu yatırımı devam ettiği halde, yeni ev alma imkanı bulduğu halde, yeni araba değiştirdiği halde hala borcunu ödeyemeyeceğini söyleyen için değil. Artık evine ekmek almakta zorluk çeken birisi zorluk yaşıyor denir. İnsanların gözü önünde keyif sürerken ödeme kıtlığı, ödeme zorluğu çekilmez. Her halükarda borcun geciktirilmesi haramlardan bir haramdır. Gününde ödenmelidir. Ama gününde mesela 1 Ocak'ta ödenecek bir borcu 1 Şubat'ta ödeyeceğini söyleyen birisine 100 olan borç 105 şeklinde istenirse, yani gecikme farkı konursa, bunun adı faizdir. Bunu ister banka yapsın, İster esnaf yapsın, ister camiden çıkan iki Müslüman yapsın, elden borç alan yapsın, hiç önemli değil. Bunun adı faizdir. Bu, gününde ödenemeyeceği için borcun üzerine fark koymaktır. Hiçbir şekilde alacaklı, madem ödeyemiyorsun, şu kadar fark koy, bir ay sonra getir diyemez. Bu faizdir, haramdır. Bu konuda iş adamlarının bir sürü soru sormasının da bir anlamı yoktur. Şeriatımızın temel prensiplerinden, hassas noktalarından biridir bu. Ancak temerrüt dediğimiz, bile bile borcu ödememek, daha sonra borcun mahkemeye intikal etmesi gibi nedenlerle ödenmeyen borç, sonra yasal yollarla masraflar yapılarak tahsil edildiğinde bu masraflar borçludan tahsil edilebilir. Bu başka bir şeydir. 100 bin lira alacak, 1 Ocak'ta ödenecekti, 1 Mart'a ertelendi, bunun üzerine %5 kondu, buna haram dedik. 1 Ocak'taki alacak, 1 Mart'ta tahsil edildi, mahkeme kanalıyla avukat masrafı oldu, kargo masrafı oldu vesaire. Bunların hepsi borçlunun üzerine yüklenebilir. Bunlar caizdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.